Avrupa'nın medeniyet düşmanlığı tarihi. Nasiriler olarak da bilinen İspanya'daki Müslüman hanedanların sonuncusu, merkezi Gırnata şehri olan Beni Ahmer Devleti, siyasi bir kuvvet olmaktan çok, kültür ve medeniyet alanında üstün bir varlık gösterirdi. Beni Ahmer Devleti, 15. asrın sonuna kadar hüküm sürdü. Ancak bu devirde, İspanya'nın kuvvetli krallıklarından olan Kastilya kraliçesi Isabella ile Aragonya kralı Ferdinand'ın evlenmeleri, İspanyol birliğinin teşekkülünü sağladı ve Müslümanlara felaket getirdi. 1492'de İspanyollar, devletin merkezi Gırnata'yı kuşattılar. Son Beni Ahmer hükümdarı Ebu Abdullah Muhammed, bazı şartlarla şehri Katolik Ferdinand'a teslim etmeye razı oldu. Ebu Abdullah'ın Afrika'ya çekilmesiyle 800 yıldan beri bir İslam memleketi olan İspanya, tamamen Hristiyanların eline geçti. Gırnata'ya giren Hristiyanlar, Haçlı taassubuyla İslam kültür ve medeniyetinin en güzel yerlerinden biri olan Endülüs'ü yakıp yıktılar. Sanat harikası camileri tahrip ettiler. Bir kısmını kiliseye çevirdiler. 500 bin el yazması eser, Ferdinand tarafından meydanda yakıldı. Böyle ilim düşmanları tarihte pek nadir görüldü. Müslüman halka muameleleri de çok zalimane oldu. Kaçabilen Müslümanlar Kuzey Afrika'ya sığındı. Geride kalanlar kitle halinde katlolundu. Hristiyanlık, İspanya'nın bu son parçasına vahşet ve barbarlık afeti olarak girdi. Beni Ahmer Devleti, Orta Çağ'da kurulan devletlerin kültür ve medeniyet alanında ileri bir seviyede olması sebebiyle İslam tarihinde önemli bir değere sahiptir. Devletin kurucusu Muhammed bin Ahmer, başşehir Gırnata'da yaptırdığı Elhamra Sarayı'yla dünya mimarlık tarihinin en muhteşem eserlerinden birini meydana getirmiştir. Günümüzde bile bu saray, görenlerin hayret ve takdirini kazanmaktadır. Ayrıca Beni Ahmer Devleti'nde pek çok alim yetişti. Daha çok çalıştıkları ilim sahalarında kurucu rol oynayan bu alimlerin başında gelen İbn Haldun, tarih sosyolojisinin kurucusudur. Yine Lisanüddin, İbn Hatip ve Makkari gibilerse ünleri her tarafa yayılmış alimlerdir. Yeni Rehber Ansiklopedisi, Cilt 3, sayfa 338, 28 Haziran Mevlana Takvimi.